I
Muhterem cemaatim İsmaili, bizleri yaratan, bizleri yaşatan, sensiz nimetlerin ikramını, sensiz nimetlerin en yücesi, iman şerefiyle bizleri şereflendiren, kendisine kul olma nimetini bizlere ikram eden, bu alemin kendi nurundan, kendi hatırına yarattığı, bütün peygamberlerin kendisine ümmet olma arzusunu kalplerine koydu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ümmet olma nimetine kavuşturan, ona indiğini Kur'an'a bize ehil eden, kendisine kulluğu, kendisini tanımamız, emirlerini tutabilmek yasaklarından uzak kalabilmemiz için, Habibi'yi tanıyıp Habibi'ne ittiba hasıl olması için, dostlarını bize ikram eden, dostlarına bizi dostlarına sevdiren, dostlarının kalbine bizlerin sevgisini koyan, bizlerin kalbine de dostluğun sevgisini koyan, dostluğun sohbet halkalarında bizi tutup nasihatlarını dinleten, nasihatlarına kulak verdirtiren, daha sayamayacağım zikir nimetleri bize ikram eden, Rabbimiz denilere rahatsızlığa nihayet tanışan olsun. Cenab-ı Hak bize layık bulmadığımız halde sevdiği meclisten bir mecliste bize tutuyor. Bakalım sağımıza solumuza, önümüze, sonramıza, evvelimize bakalım. Bu nimetimize ulaşmasına sebep olacak. Zahide hiçbir şey yokken Mevla-ı Hazretleri, Mevla-ı Hazretleri mahzar usulundan kereminden dostların hatırına, dostların dualarına icabet vereyim. Bizleri bu meclislerde tutuyor Rabbimiz. Rabbimizin bize ihsan ve ikram et. Ebat-ı İhvali, bir daha bu aleme gelecek değil. Bu sefer geldik. Muhkem, en güzel şekilde değerlendirmek vazifemizdir. Eğer değerlendirsek de mutlu bize. Değerlendirmesek var sizin halimizdir. İnan sevdiği meclislere koşmak Allah-u Teala'nın arzu ettiği bir şeydir. Cenab-ı Hak ayetliyeceğimizden duyuyor. Müsa'yı öyle nolfetsin Rabbim ve cennetin. Arzu hakkı arzu istemeye razı olalım. Ey kullar! Allah'tan az bulunmaya müsabaka edin. Müsa'yı edin, koyun. Ve geliştiği yerler gökler kadar olan cennetime koyun. Müfessirler diyorlar ki bu cennetten murat Allah'tan sevdiği meclislerle. Sohbet meclisleri, dikim meclisleri, dikim meclisleri, meclisleri. İşte bunlara koşmak, cennete koşmak olur. Şu anda neredeyiz? Elhamdülillah cenneti. Rabbim devamını ihsan eylesin. Efendimiz Aleyhisselam Hacı Şerif'te duyuyorlar. İzâ merdûk bir adetlerine nefer tam. Cennet bahçesi uğrayın yönüne istifade edin. Hepimiz cennet bahçesi değil. Ama istifadeye bize emir olunuyor. İstifade ne olur? Koşturmak. Uykuyla ve gaflete geçirmeyin. İlla oradan istifade et. Resulullah emrediyor bu sarılma. Bak ne buyuruyor? Kart al. Kızanların kümdürü yazdı. Sen de kart al. Cennet bahçesine uğrayın da orada boş durmayın. Orada başka şeylerle meşgul olmayın. Dünya ait olan şeylerle meşgul olmayın. Rabbinize ait olan ve Resulü Muhammed Mustafa'sına ait olan. Ahirete ait olan işlerle meşgul olmak üzere nasihati ilgini Allah bize ilgini muvaffak etsin. Amin. Buyur bak sen istersen ne buyuruyor? Ondan istifade et. Sakın istifadesiz kalmayın. Sabretle olacak istifademiz kesin. Allah korusun, Allah korusun. Ve Resulullah'ın emri kırmış olur. Mesela sen buyuruyorsun. Bir daha
önce mesaj sağlar. Cennet bahçenin duvarı, cennet bahçenin itibar ediyor. Resulullah'ın duru itibar edin, sen itibarın geri kalıyorsun. Olmaz. Resulullah'ın emrine muhalife durur, Allah bizleri kölsün bana be. Bir insan sohbet meclisinde olduğu vakitte her ağzasıyla sohbet dinlemeye gayret etmez. Her zerresiyle sohbet dinlemeye gayret etmez. Velev ki duyduğu şey bir sefer duyduk olsa da gene bütün gücüyle dinlemeye çalışmaz. Niçin? Cenab-ı Hak orada farklı bereket verecektir. Sen farkında ne içine ikram edeceksin? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu konuşana bir hüner yok. Konuşturan Allah'tır derler. Cemaat ihtiyacına konuşturan Allah'tır derler. Neye muhtaçsınız? Allah biliyor. Muhtaç olduğu şekli istima edecek Allah'tır derler. Cenab-ı Hak nasihat ettiği kullarını rızasına uygun kulların ihtiyacını görmekte kullanacak. Sen de oradan istifade edersin. Kalbin açık olur. Gözün açık olur. Ondan sonra kulağın açık olur. Her şeyi duyan olur inşallah. Sohbet her şeyi duyan olur ama karşı bir şey duymuyor. Kulağın karşıda kapat. Efendim buradan buradan kapat. Kulağını, kulağını Kur'an'a aç inşallah. Kur'an'ı izlemiş. Asahatlar izlemiş inşallah. Dilini Allah'a zikre aç. Dilini Allah-u Teala'nın sevdiklerini konuşmaya başka bir şey aç. Açarsan kaybolmaz. Ne sana ne bana kimseye kaybolmaz. Allah bizleri dilimize, kulağımıza, kalbimize hakim olmayı nasip eder. Gözlerimize hakim olmayı nasip eder. Kalp acayip bir şey. Çok şeyden etkilenir cevap. Dil dil konuşmasından kalp etkilenir. Kayıp olursa kalpte kayıp olur. Şer konuşursa kalpte şer olur. Mesela gıybet edersek kalpte kasvet olur. Allah Allah. Yalan konuşsa kalpte kasvet olur. O kalp Allah'ı zikretmeyi sevmez cevap. O kalp sahip Allah'ın burada durmayı da sevmez. Duramaz. Durur ama zorlanır cevap. Ama kardeşim. Hepimiz ellerini ayaklar oluyor. Aşkla şevkle Allah'a kulluk eder. Ya. Aşkla şevkle Rabbim'e kulluk eder. Kulluk etmeye dünyaya gelir. O kulluğuna mal olur. Her şeyden kaçalım. Allah kaçmayı kurmaz. Amin. Ya Rabbi İsmail. Fethan Şehir Kıbrıs'a sallar. Bir başımızın tarihi, gönlümüzün sultanı. O büyük insan sürekli o tür şeylerden kalktığında hep Mevla istediği halde olmuş. Geçen dün akşam bir saatlikten kardeşimiz geldi. Ta Lübnan'da yani bir camianın üniversitenin baş hocası. İyi bir alim. Yani Musa'nın çok hadisler üzerine şehre yakın Musa. Fethullah Şehir'in kablasından Musa'ya durur ediyor. Ya buradan diyor, ben her gece senin ziyarete geliyorum, sen insana hürme ediyorsun. Sana kulağı diyorum, her gece geliyorum diyor. Sen istersen beni ziyarete gel. O da bir türlü bizi bulmuş. Nasıl? Yani efendiyi görmemiş. Duymuş sadece. Ama bir türlü bize ulaştı. Şimdi inşallah fethi betecek, fethiyana kavuşturacağız inşallah. Böyle büyük bir mürşidimiz var inşallah. Ulamayı böyle sayın, yani çeken, kendisine böyle acayip bir sayyak, acayip bir avcı. Öyle bir acayip bir hali var ya. Allah bizim mürşidimize ayırmasın. Amin. O hasta haliyle, o konuşamaz haliyle, o ayağa kalkamaz haliyle ne işler görüyor? Sen ve ben ayakta koşarız, bir şey yapamayız. O yatan haliyle ne işler görüyor? Allah bizleri o dostların sevenlerden etsin. Amin. O dostların aşıkları eylesin. Amin. O dostların maşuku eylesin. Amin. İş odur, hüner odur cevabımız. Allah dostlarını sevmek hünerdir. Allah dostlarını sevmek hünerdir. Allah dostlarını sevmek ve sevmek Allah'ın dostluğu. Allah'a Teala dostluğun oluşmasına muhkem sebeplerdendir. Kuvvetli sebeplerdendir. İşte anla ki karşısında Mevla'nın dostluğuna karşı sevgi varsa Allah senin dostluk kapısını açmış dostluk içerisine koymuş demek. Eğer o sevgide eksiklik varsa Allah dostluk, Allah muhafaza eylesin. O zaman cemaatimiz değil mi? Ya sen bir şey muhafaza eylesin. O zaman ne olur cemaatimiz? O zaman Mevla'nın dostluk kapısını kapatmış. Bir de işin gayet yapmış, şu da olabiliyor yani Allah korusun. Bir de Cenab-ı Hak buna rağmen
Dünyayı da sana açtıysa da Rabbim hiç tatiline gelme. Allah korkma olmamak üzere. Ya sen bize dünyayı, bize dünyayı açma. Ta ki kalbimiz sana Rabb olmadık. Kalbimiz tamamen sana Rabb olsun. Öyle bir aşık olsun ki, öyle bir seni sevsin ki, başka bir şey sevsin, kalbim zuhur etmeyecek. Sen dünyayı bize versen elimizde olsun, kalbimize girmesin. Ya. Amin. O hale gelmeden bize dünyaya göster. Amin. Öyle dua edin. O hale gelmeden dünya gelirse niye kalbimize çıkıyor? Veya kalbimize olduğu vakitte Mevla aşkı, muhabbeti, sevdiği kalbimize Allah'ın Resulü muhabbet tutamaya sevgi, aşk, muhabbet kalpte oluşmuyor cemaat. Allah'ın dostlar karşı muhabbet, sevgi oluşmuyor. İki zut toplanmaz. Allah bizleri kalbini Rabbisine bırakan kullarına eylesin. Amin. Kalbini Rabbisine tam teslim eden kullarına eylesin. Amin. Tarikat nedir cemaat? Tarikat kalpten masiva köklerini atmaktır. Kalpten masra kökleri atıldılar işte. O Mevla esin arasında olan perdeler atıldıktan sonra hakikat oluşur. Hakikate insan olur. Hakikatte ne olur? Mevla'nın önünde atmak muayenesi insana tecelli eder. Ya Rabbi. O tecelli bize dair ettiği kullar da eder. Amin. Yani tarikat hacileri tak etti mi? Hakikate insan olur. Hakikatte ne olur? Cenab-ı Hak önünde atmak muayenesi kalbe tecelli eder. O kalbin artık hakim olur. Her kalbe hakimdir ama o kalp artık kendisine beyin etmiştir, sarayı köşk etmiştir. Bu Allah'ın eli olur yani. Allah bizleri kalplerini Rabbisi'ye teslim eden, kalbi Rabbisi'yle saray olan kullarına eylesin. Amin. Ya Rabbi, şu kardeşlerimiz şu saatte buraya geldiler. Senden istedikleri şey ki sana aşık olmak zorunda, bunlar aşık eder. Amin. Bu saatte buraya geldiler, senden istedikleri cevap ki, kalpleri senin aşkından muhabbetin yanıp durdursun yani. O hali bunlar ihsan eyle. Amin. Kalbime aşık olsunlar, sen bunu ihsan eyle. Amin. Dostlarım ve şeyhimize aşık olsunlar ya Rabbi. Amin. Ve onların da mahşuku olsunlar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi lütfunla, kereminle, merhametinle şu kalbimizi sana teslim etmek istiyoruz. Bizi teslim et, muvaffak eyle. Amin. Erken saatte buraya koşmasaydık, bu dualar bir değişmez. Dünyada yaşayacaktık, nasıl yaşadığımızda belli olmayacaktı. Allah-u Teala Hazretleri dünyaya getirdiği hak bilir. Dostların yolunda koydu, ona da hak olsun, şükür olsun. Dostların yolunda yürütüyor, ona da hak olsun, şükür olsun. Ya Rabbi son nefese kadar dostların yolunda yürüversen bizleri muvaffak eder. Amin. Cemaat-i İhvan, ayet dilleri cemillere başlamadan önce misal bir beyt okuyoruz. Beytleri okuyoruz. Beytleri okuyoruz. Ayetler Hak Tanrı hazinesidir. Hak Tanrı hazinesi. Her hazinenin bir anahtarı var. Hazinesi olup, hazine olup da anahtarı olmayan hazine yoktur. İlla her hazine bir anahtar var. Şeriat hazinesinin anahtarı nedir cemaatin ismi? Tarikat. Bir daha söyleyeyim. Şeriat hazinesinin anahtarı nedir? Tarikat. Yüz söyleyeyim. Yüz. Hop. Yani ehli bir takım kafasına böyle bombayı indirir gibi söylüyorum. Ha. Hak Tanrı hazinesi nedir? Şeriat hazinesi. Peki o hazinenin anahtarı nedir? Tarikat. Ya Rabbi sen bizi tarikatta ayır. Amin. Sen bizi tarikatta daim eyle. Amin. Tarikatta hakikatta bizlerin ferahlığına, vakamlığına, makamlarına eşittir kullarına eyle. Amin. Sayın Kırtçı'dan şu beytimize geldik. Beytimizde ise İsmet Gayrimullah Kutsa Cümmevla'nın dostlarından bahsedecek. Dostlarından. Yani Mevlat Hazretleri dostlarından bahsedecek. Huzur-u daim üzere ibadet. Şeriat da ederler istikamet. Biseler var. Bu bid'at işine vuslat. Bilurlar yok. Kaçarlar anla halet. Aziz. Kalkın bir hatta gidelim. Cemal Bakırman seyredelim. Acayip bey. Mevlat. Nakşibendi meşahinin ahvalini de anlatıyor. Ben Gayrimullah Kutsa diyorum. Nakşibendi tarikenin şeyhleri bize anlatıyor. Onları bize tanıtıyor. Onlar hali de öğretiyor. Demiyorum. Huzur-u daimi üzere ibadet. Bu zatlar diyor. Bak şimdi tarikatın büyükleri var ya, bu zatlar daimi huzur ile
ibadet üzere dönerim. İbadet ederim. Huzur ile ibadet ederim. Peki burada kelime sen huzur kelimesi getir. Huzurdan murat nedir? Buradaki huzurdan murat hem beden hem ruh ile Mevla'nın huzurunda olur. Namaz kılarken Mevla'nın huzurunda sadece bedenleri değil. Kalpleri, ruhlar. Değil bu alemde. Arş-ı Kalkı'na çıkmış. Arş-ı Kalkı'na çıkmış. Arş-ı Kürsi'yi açmış. Arş-ı Kürsi'yi açmış. Arif Lahut dairesine girmiş. Arif Lahut dairesinde dağıtıp en üst noktalarda Mevla'yı görür gibi Mevla'yı var. Ya Rabbim sen bizim kulağına ayırma. Amin. Ya cema, ibadet işte budur. O işte As-salatu mi'rad mi'rad. Namaz min mi'racid. Bir de mi'rad olmuş mu? Biz dünyada kopmadık ki. Ben de siz de. Kendini de konuşuyorum işte. Biz dünyadan kopmadık ya. Allah bizi koparsın. Bizi Allah bedenimizi namaza koyuyor. Ruhumuzun namazla bir alakası yok. Kalbimizde bin bir türlü şey var. Hiç aklımıza gelmeyen şey namaza geliyor. Hiç aklımıza gelmeyen şeyler aklımıza geliyor. Senelerce hatırlayamayacağımız şeyleri namazda hatırlıyoruz. Beden namazda asla namazda. Kalp asla namazda değil. Beden namazda. Ya Rabbi şöyle diyelim ya. Aciz. Ya Rabbi Mustafa Kerem. Bedenimizi de sen koydun. Mustafa Kerem'i de kalbimize koy ya Rabbi. Amin. Ruhumuza koy ya Rabbi. Amin. Bozlar nasıl namazı ihsan etmiş de öyle namazla kılmayı nasip eder. Amin. Habe Edim'in buyurduğu as-salatu mi'adun bir sırra bizde eriştir ya Rabbi. Amin. Demek ki Allah doktorun hali neymiş? Olur daim üzere ibadet. Uzaklar daima huzur ile ibadet ederler. Yani hem beden hem ruhla Mevla'nın yanındadırlar, Mevla'nın huzurundadırlar. Tabi. Mevla'nın yanındadır. Bu bilgiyle işte Nakşi Tarikat'ın büyükleri Kadasallahu Aleyhisselam 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 Amin Cenab-ı Hakk'ınlar ile bizleri kutlatan devletin hem bu hal üzere olurlar. Bu halde Allah'a kulluk ederler. Mesela Allah'a zikredecek bir Allah diyor kalp Allah'ın bir alakası yok ya. Bir Allah diyor kalp Allah'ın bir alakası yok. Ruh alakımla hiç alakası yok ya. Allah ya Rabbi sen bizi sen bizi sahte Müslüman olarak kurtar. Amin. Ya Rabbi sen bizi hakiki Müslüman eyle. Amin. Hakiki gerçek Müslüman eyle ya. Amin. Cemaat-i Müslüman. Ellerinize ötürüp mü dedim. Dertleniyoruz ya. Ha. Ben derdimi size söyleyeyim. Siz de beni dinliyorsunuz. Benim derdimde olan siz de aynı dertteyse Allah'a dua edin. Allah bizden Allah kurtarsın. Amin. Ya. Bir daha bu aleme gelmeyeceğiz. Biz evvel geldik de. Bu güzel değerlendirelim. Allah değerlendirme bizi muhafak eylesin. Amin. Mesela dün bana tabi üç yerde bir haberi geldi. Dediler işte bizim Çengelköy'de kalkan bir muhtar vardı. Şey, muhtar Şükret abi. Onun eşi annesi öldü. Allah rahmet eylesin. Bir an sonra bir haber daha geldi. İşte falan kesin annesi babası öldü. Falan kesin işte Ali Osman Hoca değil. Onu da işte annesi ölmüş. İşte onda üç tane bir haber geldi. Bizim de ünlü haberimiz gidecek cemaati Müslüman. Vallahi gidecek. Kasem ediyorum ha. Vallahi bizim ünlü haberimiz gidecek diye. Öldü diye haber verecekler mi? Öleceğiz cemaatimiz. Allah bize ölmeden uyanmayı nasip eder. Amin. Öldükten sonra uyanacak herkes ha. Ben size söyleyeyim. Öldükten sonra Ebu Cehil öyle bir Müslüman oldu ki. Ama Müslümanlık farklı. Öldükten sonra bir an öyle bir Müslüman oldu ki ama ne bu öyle bir Müslüman oldu ki ama faydası yok. Ölüm uyandırmanın faydasıdır. Ölümden de uyanmak lazım. Bu durumlar ile Temmuz sırrına erişmek lazım. Ölmeden önce ölmek sırrını eriştirsin Allah'ın için. Ölmeden önce ölmek sırrını erişmek için Mevla'nın doğrularına çok beraber olmak lazım. Onların rahmında halinde olmak lazım. Sürekli onlara bırak oturup bakla. Müşriğin yanında da onunla beraber. Sen de onunla beraber. O da seninle beraber. Ve müşriğinin o hani aslında senin ayrılmadığını intikal edersin. Bu halde devam ediyor. Yavaş 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 yavaş.
herhalde onun yanında vardır derken gıybet etmeye korkardır. İşte Allah dostu yanında gıybet eder de yapamaz yani. Ha, yapamaz. Mevla'nın dostu yanında da hiç gıybet etmez. Eğer onu da kötü haber edemez, Allah'ın dostu yanında da ifade edilir. O benden haberde onu diye korkuyorsun, kaçarsın. Berekat, acayip bir bereket var. Allah berekat bereketini hepimiz ifade yapalım. Bak. Hoca, ya bu kadar kolay mı? Ah bir daha. Ben her şeyin kadar nasıl olmasın? Mekke'ye bir kerimedeyken, Türkiye'den giden Karayel'e, orada okuyana kartel bozulmuş. Rahat'ta hikayeden, Allah sözü hikayeden de buna geldi. Her gün sonra bozulmuş. Ben her şeyin de kendisi köyü köşemişti. Ben her şeyin kabul etmiş. Ya demiş, ya Allah dostları kartel. O oldu, o en kolay şeydir Allah dostları. Kartel'den geçelim diye en kolay yedir Allah dostları. En kolay şeydi. Oğlum mahlum. Meşahidimiz bizi seher vaktinde hep müritlerine dolaşır. Bizi müritlerine dolaşır. Seccade başında görürsünüz. Köyüncüye ne yaptı? Ama seni seccade başında görmezliğe taktik görürse ikinci akşam tekrar gelir. Üçüncü akşam tekrar gelir. Bir daha daha sana uğramazlar. Allah bizleri Mevlam dostlar bizden kesecek ahlakın korusu muhafaza etsin. Onlar bizi seher vakti ayakta konusu istiyor. Bizim kârımız için, kendi kârımız için kârlarımız için değil. Allah bizleri seher vakti ayakta olanlardan eylesin. Ama nasıl? Abdest kardeşi, durmuşun huzurullah'a ama kalp iç Mevla'ya beraber değil. Ya Rabbi sen bizi bu hastalıktan kurtar. Ya namazda ha, beden namazda, kalp namazda alakası yok. Ruhun namaz hiç bir alakası yok ya maalesef. Ya Rabbi sen bizim ruhumuzda namaz kılan eyle ya. Amin. Kalbimiz de tas zaman namaz kılanlardan bile eyle ya. Amin. Geçen mektubatla arkadaşlar okurken öyle diyor. Bütün cenazın emirleri toplandı öz nokta, doruk nokta namazdır. Bütün ibadetler namaz hazırlıktır. Zekattır, oruçtur, cihattır, bunlar hepsi namaza hazırlık için farkından ibadetlerdir. Bütün zilletler, nafileler hepsi namaz ibadettir. Namaz farklı bir ibadettir. Dinin direğidir. Onsuz din olmaz. Ya Rabbi bizi namazını korumaya bizlere bakmak lazım. Siz duymuşsunuz. Namaz kıl konusunda hükmen yok. Yani hasta zeytin var. Ama namaz kılmak oruçlar çok. Namaz kılmıyor, oruç kılmıyor. Niçin? Oruç tutmak, namaz kılmaya nispetle daha yetik bir ifade. Akşam uyudu. Akşam hakkı ama yok öyle değil. Ona sabır da hakkı var. Namaz yok. Ancak kime? Koşu sahiplerinin çok kolay. Allah bize bu koşu sahiplerine eylesin. Bedenimizi namaza tutan Allah kalbimizi ruhumuzda tutsun inşallah. Amin. Devam ediyoruz cemaatimiz, beytimize. Şeriatla ilerler istikamet. Peki, Allah'ın dostları bir halini de söyledi. Neydi? Onlar daima huzur üzere ibadet ediyor. Ne demek? Hem beden hem huzurlarla ibadet ediyor. Peki daha başka bir haller var mı? Var var. Şeriatla ilerler istikamet. Bu zatlar şeriatla istikamet ederler. Sürekli. Yani bu zatlar şeriatın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, edeplerini, müstehaplarını yani burada bütün emirlerini getirirler. Sonra haramlardan, metrullardan kaçarlar. Daima huzur ve kalpleri daima huzur üzere benlerle beraber olurlar. Allah bizi bu dostlarla. Yine şimdi biz namazda duruyoruz. Namazda ise Cenab-ı Hak namazı emrediyor. Bak, ayetim. Ve akimsel zikri. Ve akimsel zikri. Yani namazı kıl ama beni hatırlamak için. Aa biz namaz kılıyoruz işte Allah hatırlıkları gelmiyor hocam. Allah bizim kalbimizde Allah'ın çıkartmak için. Sürekli Mevla'ya ve Allah'a olmalı. Yine bir hadis-i şerifte inşallah sen buyuruyor. Ben herhalde yedeceğim ben Allah. Ben yakrayım Kur'an. Her şey Allah'la konuşma. İsterse Kur'an okusun. Şimdi kaç tane kadar geri koyuyoruz? Hiç okumuyoruz. Allah bizi Kur'an aşığı etsin. Amin. Halbuki dua ediyoruz. Allah'ın var mı? Helal. Allah'ın var mı? La
عظيم أنا عليه وأنا رافض هذا لذلك دعنا نجيب بسرعة القرآن وبسرعة القرآن سنة يا رب لكتب من الضعب كتب يا رب سمت القرآن بمثال جنة وعن كشيك نقول كما سمت المفاقة بس أنا يعني كما دلتوا كافي 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين burada sen Musa Aleyhisselam ağacı bir kurdun Mevla sende saklı Mevla nasıl ağaçtan konuştun Mevla sende konuştun sen dinliyorsun Mevla konuştun diyor sen başlıyorsun İyyâke nâbudu ve iyâke nâsır İyyâke nâbudu derken Allah yok orada başka bir şey var Allah bizi konuşur İyyâke ke ey abim sen demek Onu derken başka bir şey var, o zaman o oluyor. Var para, var mülk, onu iyâke, ya ey mal sana iman ediyorum ömür bu. Ey mal senden yardım bekliyorum ömür bu. Allah korudan da muhafaza edecek, var mı? Ya Rabbi sen bizi dostluğun namazı kılmaktan gel. Amin. Namazı hakikaten bizi kavuştur ya Rabbi. Amin. İyâke ne yapıldı ve iyâke beslemem. İyâke. Ya ancak sana iman ediyorum. Sen abi. Ve ya kerem ancak yardım senden talep ediyorum. Amerika'da, Avrupa'da değil. Her usta yardım senden istiyor. En ufağında en büyüğü. Bütün hikayelerde yardım senden istiyorum ya Rabbi demek. Daha bitmedi. İhdine, ihdine, ihdi emirdir. Emir. İhdine evet. Sen hidayet et. Nabici. Sen bizi hidayet et derken sen. Sen orada Allah sana muhatap değil de kalbinde Allah yok başka bir şey varsa buna başka bir şey yok. Allah korusun ya Rabbi sen bizi kayıp hakkında. Amin. İhdine. İhdine demek ihdi emirdir. İhdine emirdir. Ne demek? Bu duadır. Ya Rabbi sen bizi hidayet et. İhdine sıradan müstakim. Müstakim olan. Yola sen bizi hidayet et. Nedir müstakim o? Sıradan lezine. Aleyh, kendilerine inanda bulunduğun peygamberlerin yolunu bize ihsan eyle. Resulullah'ın yolunu bize ihsan eyle. O yolu bize hidayet eyle. O yüzden o manadadır. Hatta şimdi mantıklı, acayip bir mantıklı var. Allah sana anlamaya bakmak yok. Sonra, ya Rabbi kendine yakınlık ihsan etsin. Dostların yoluna bizleri hidayet eyle. İlgine sıradan müstakim. Sıradan lezine nasıl aleyh. Bu yol böyle bir yol. Gayr-ül mağdûb aleyhim. Kendilerine buğz etsin yavrunun yoluna bizi alma ya Rabbi. Öyle diyorlar. Böyle dâllîn. Ne demek? Hak'tan yol sapan Hristiyanlar yoluna bizi alma ya Rabbi. Hatta kim dedi? Yavrunun yolu benzer. Hristiyan yoluna benzer. Onlar deraz üzeredirler. Onlar dostluk da yaşak, her şey yaşak. Onlarla selam vermek de yasak, selam almak da onlara yasak. Diğer imajınız şey demiyor. Başka bir hukukla olabilir ama asla. Dostluk. Dince de dostluk ve bu şey asla olmaz. Kardeşin ona, sana Müslümandır o. Sen de ona Müslüman olmuş. Mektubatta okuyacağız ya, göreceksin. Allah bizleri, Resulullah Müslümanlar Müslüman bilmeye bizleri muhakkak yapmış. Evet. Ne bileyim abi, ki Fatiha-i Şerif'i az o zaman artık öğrendim. Elhamdülillah Rabbim demek, elhamdülillah Allah'a mı? Rabbil Alemin. Rabbil Alemin Rabbu Allah'a mı? Ar-Rahmanir Rahim. Ne demek? Rahman Rahim olan. Rahman demek, dünyada bütün insanların rızkı veren Allah demek. Rahim demek, ahirette sadece müminlere rızık veren Allah demek. Maliki yevmiddin. Ne demek? Ceza gününün sahibi. Din gününün sahibi. Kıyamet günü sahibi Allah derler. Her zaman Allah'ın içerisinde var. Ondan sonra İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn başlıyoruz. Ondan sonra bir şey okumaya başlıyoruz. Namaz böyle bir şey. Tahiyyata oturuyoruz. Tahiyyata hangi? Senin sarışlar bir anda yükselmesi vakti ne yaptın? Allah'a selam ver. Nasıl? Ettahiyyâtu lillâhi ve salavatu tayyibat. Böyle selam ver. Mevla bu selamı al. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi ve rahmetullahi ve bereke. Allah'ın selamı ve rahmeti senin de olsun ya Muhammed bu sana. Bak bu miraçta oluyor ha bu miraçta. Sonra Allah'a kazıyım Muhammed bu sana.
selamı aldık. Nasıl? Ve aleyna ve ala ibadike salihindir. Bizim üzerine senin salih kullarındır. Senin salih kulların üzerine, senin salih kulların üzerine, ve ibadike salih, senin salih kulların üzerine selam olsun dedi. Bizi de unutma. Ama yavrum sen gittin o duaya, o duaya dahil olacak. Selamın tahtına dahil olacak kullarına değil. Amin. Ondan sonra bu manzarayı gören melekler taaccüp etti. Allah'ın selamına, Allah'ın Peygamberi Muhammed Kutlası'na taaccüp ettiler. Allah'ın Resulü Muhammed Kutlası'na Allah'ın selamını anlasın taaccüp etti. Hayret etti. Yani hepsi, hepsi bir anda hepsi şu kelimeyi okudu. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rabbuhu ve Resulullah. Bak bu tahiyyat işi, bu tahiyyat ki nerede olacak? Mi'ahde olacak. Mevla huzura çıktı durdu. Hatta işe okuyor. Mevla huzura durdu. Rüfiye etti, eğildi. Tamam, Mevla emretti, eğildi. Mevla etti, secde etti. Ondan sonra kalktın tekrar aynı halini muhafaza ettin ya, Allah'ın huzurdasın ya. Ondan sonra tekrar ikinci kat oturdun da Mevla'yı selam olsun. Ettehiyyatü billahi ve salatu ve tayyiba. Esselamu aleyküm. Mevla'sın, Mevla'nın selamı ne oluyor ha? Esselamu aleyküm. Yuhun nebi ve rahmetullahi ve berekat. Mevla'sın, dur. Allah diyor ondan. Bak, normalde bütün ibadetlere göz kapalı ibadet ediyoruz. Göz kapalı. Namazda göz kapatmak mekruhtur. Niçin? Her ağzayla ayık ibadet edeceksin. Her ağzayla, her uzunluğunla ayık ibadet edeceksin. Ayık. Kapalı olmayacak. Ya Rabbi sen bizi namaz hakikaten edeceksin. Şimdi Mevla'nın oradan terlerindekine İsmail Gayri'ye bahsediyor. Bir seneler var bu bid'at işine sözler. Biliyorlar biliyor yok kaçarlar anla hale. Bizeler var bu bir hat içe muhtar biliyor yok kaçarlar anla hale. Yani bu bir hatlarda şu bir adı işlemekte bu bir adı işlemekte Allah'a korkmak vardır denilse kendilerine bir adı işlemekte Allah'a korkup olmayacağını bilirler, o bid'attan kaçar. Asla ona bid'attan işlemez. Aziz, kalp ehli bid'attan kaçtık gidelim. Cemal-i Bak, Cemal Seyir. Ey aziz kardeşim, ey şerefli kardeşim. Bid'at ehlinden kaç. Ondan beraber Mevla'ya kapatılmaz. Mevla, dostluk kapısından onunla beraber açmaz. Ehli bid'attan kaç hakka gidelim. Cemal-i Bak, Cemal Seyir. Cemal Seyir, Cemal Seyir'e kulağına olun. Ya Rabbi bizleri cemaatler mi sevdet kullandı ya Rabbi. Hani ben size zaman zaman söyleyeyim. Bazı kula olacak ahirette. Mevla zaman daima seyredecek. Bazıları olacak. Cemaat müslimin işte anan seyredecek. Bazıları külle bir. Bazıları ayda bir. Bazıları seyredebilir Mevla cemaatini görecekler. O dünyadaki hali görür. Dünyadaki hali görür. Sen eğer dünyada müşahede vakfına eriştiysen, Mevla'nın cemaatinin hükmet vakfına eriştiysen, ehli etmezsen, o vakfına eriştiysen cemaatini, o zaman sürekli Mevla'yı seyir halindeysen, vallahi ahirette diyor Mevla'nın devamlı seyredilmez olur. Asla kalmaz. Kesintisiz Mevla'nın cemaatini seyredilmez. Ya Rabbi bizleri daimen cemaatini seyreden kullandı eyle. Kalplerimizdeki masumat üstünü kaldırırlar, senin yani zatınla tecelli ettiğin her durumda kalplerimizi getir ya Rabbi. İbadette sürekli senin cemali seyreden kullanmak için. Cemaatimiz var. Ya uykuda beni izan rabbisiyle beraber kullanmak zorunda. Peki hoca uykuda nasıl rabbisiyle beraber kullanmak zorunda? Uykuda ne anladın? Siz bir deneyin bakalım. Kelime-i şahit okumaya okuyarak uyumaya çalışın. Öyle uyuyunca, uyanınca bakın altına İhtiyarında olmayan La ilahe illallah, La ilahe illallah diye uyanmışsınız. Siz Resulullah'ın ayetlerini okuyarak uyuyun. Öyle olmuyor. Ondan sonra da uyandığınız vakitte bak hemen yerinde Allah'ım sana rahmetli duvara, Allah'ım sana rahmetli duvara. Bundan diyerek ne yapacaksın? Sen Mevlam'la beraber olarak uyursan Mevlam'la beraber olacaksın uykuda ve Mevlam'la beraber olmayacaksın uykuda.
hepsi hep beraber geçecek. Amin. Müsait müddetini bir beklimizi bitirdik cemaatimiz. İnşallah Rabbim ayetleri razı olduğu şekilde zahmetlerini muvaffak etmesin. Amin. Çok zor bir şey. Bu ayeti okumak çok zor. Mevla istediğini nasıl konuşacağız? Ya Rabbi sen bize yardım et. Sen bize güç kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Senin bu kulağına gelmiş diye muhtasın ben vallahi bilmiyorum. Sen büyüyorsun, sen ihtiyaçlarını gör ya Rabbi. Amin. Kalbi ihtiyaçlarını sen biliyorsun, ihtiyaçlarını gör ya Rabbi. Amin. Şunu biliyorum ki bunlar sana çok aşık olmayan muhtasın, bunlar kendine aşık eder. Amin. Şunu biliyorum ki bunlar senin istediğin gibi namaz kılmayı çok arzu ediyorlar ama ulaşamıyorlar. Sen bunlar senin razı olduğun gibi namaza ulaştır ya. Amin. Bu ibadete ulaştır ya. Amin. Razı olduğun gibi zikre ulaştır ya. Amin. Beni de bunlar da ya. Amin. Vadduha ve leyli idâ sece. Yani ekseri vakitleri duyduğunuz bir sure tekledir. Hatme-i Sâdî'nin bu okulda işte bu güzel bir cezide bakalım. Bu surenin uzun sebebi vardır tabii. Önce okup gerçi size söyleyeyim. Mekke müşrikleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ilan edince Kureyş kâfirleri, müşrikleri Medine'ye bir heyet gönderdiler. Medine'ye heyet gönderdiler. Heyete o Yahudilere sordular. Bizde birinci kim Muhammed diye bir peygamberidir. Bu hak mıdır, doğru mudur? Siz yani kitapla haberiniz yok. Bilginiz vardır. Böyle. Oradaki alimler de dediler ki Ashab-ı Kehf'ten ona sorun. Bir de Zülkarneyn'den ona sorun. Bir de Ruh'tan ona sorun. Var ya, bundan sonra. Eğer yani Ashab-ı Kehf'ten haber verirse, Zülkarneyn'den haber verirse, o bir de Ruh'tan ben bunda haberi yok, bilmiyorum derse, o sadık bir doğrudur. Tabi Mekke'den döndü. Müşrikler Mekke'ye geldi. Ya Muhammed, Ashab-ı Kehf nedir? Sonra Zülkarneyn nedir? Sor. Ruhsat bize haber ver. Efendimiz dedi ki, yarın dedi. O bilgi Allah Resulü'nde yok. Yarın geldi. Yarın geldiler. Kendine gelmedi o gün. Sonra yarın geldi. Böyle aşağı yukarı 10 küsür gün daha var. 10 küsür gün daha var. Bu sefer Mekke müşriklerine der ki Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti. Muhammed'in Rabbi Muhammed'e buğz etti. Böyle dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayetini cezdeyi gönderdi. Rabbuha ve leyl ila seca. Ma vedda'aka rabbuka ve ma qala. Vallaha. Duha vakti emin olsun. Demek güneşin yükselme vaktine, kuşluk vakti emin olsun. Cenab-ı Hak şey emin de başladı. Emin olsun. Daha ve leyli ila seca. Ehli tükürmede kavuştuğu vakitte gece emin olsun. Gece emin insan. İnsanlar tükürmeye karşı kavuştuğu vakit gece emin olsun. Ma vedda'a karabuka ma qala. Ma vedda'a karabuke. Senin Rabbin seni terk etmedi. Ve ma qala. Senin Rabbin sana bunu da etmedi. Ama sen ey Habib Muhammed Mustafa sen yarın gelin dedi bak inşallah yarın size haber vereceğim demeyi unuttun. Beni devreden çıkarttın. Sen dedin ki yarın mesaj vereceğim. İnşallah demedin. Tabi bu durum Hazreti Resulullah beni çok üzüldü. O sırada efendim şey yaptı. Hatta anamıza zevklerini ne olacak? Kendisi ben ne yapmayacağım? Yani Hazreti Hazreti demesin ki onlar Allah sana bu dedi zaten seni kızdı. Allah da ne yapacak ki şey? Zaten dedi ki sen de Allah sana bak. Ne demiyor ki? Demiyor cevap vermiyor sen veremiyor ki. Ha. Cemil Aleyhisselam tam koştu geldi. Şuraya koştu. Ya Muhammed Mustafa. Sana Allah haline geçer. Evet.
Ve üçüncü ayet kerimeyi temine getirdi. لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا. Ya büyük Muhammed Mustafa deme. Bir şey için. Ben bunu yarın yapacağım deme. İlla inşallah. Allah dilerse yapacağım de. İnşallah de. Böyle demeden yapma. İnşallah demeyi terk ettin. Bak böyle olur. Değil mi? Ciddi vahiy geldi. Ha. Maallah. Ben Rabbim sana. Muhammed Rabbim Muhammed için terk etti. Muhammed Rabbim Muhammed'e bu dedi dediler. Cenab-ı Hak yemin dedi. Ya aslarım diyor. Ben Halim Muhammed Mustafa onu terk etti. Ama onu terbiye ediyor. Allah onu terbiye ediyor. Ha. Oğlum. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Yani ettebedi Rabbi tahtet dini. Beni Allah terbiye etti. Terbiyesi çok güzel. Kim terbiye etti Allah'ın Resulü'na? Allah. Hadi benim çok güzel yaptı. İnşallah demeyi terk ettin. Terse dikken. Yarın gelmedi gene inşallah demiş. Bu Cenab-ı Hak bize bir kısa bize ders verecek. Halbuki unutturuyor. İkinci gün tekrar, üçüncü gün tekrar, 10 gün, 15 gün böyle devam edecek. Yani inşallah demedi. Ama yemedi, unuttu. Unutturuldu. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam gönderdi. Şu ayeti gönderdi. وَلَا تَقُرُّنَا لِشَيْءٍ مِنْ فَعْلِ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهُ. Yani bir şey için ben yarın bir şey yapacağım deme. İlla yaşa ama inşallah de. İnşallah yapacağım de. İnşallah böyle olacağım de. Sakın ben yapacağım deme. O oldu bitti deme. Ya Rabbi bizi inşallah demeye daha çok mutfak yapalım. Amin. Evet. Devam ediyor şimdi. Cenab-ı Hak Habibillah hüsret ediyor. وَلَنْ اَخِرُ خَيْرُ لَكَ مِنَ اُولَى اَلْفَكِتِ ahiret senin için dünyadan daha hayırlı ve senin yani sonra sana kavuşacak nimetler evvel de sana gelen nimetlerden daha üstündür. Daha hayırlıdır, daha üstündür. Bir de ey Habib Muhammed Mustafa وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ يُعْصِيكَ رَبُّكَ مَا رَبُّكَ مَا evet, fıtarla. Tamam, وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ يُعْصِيكَ رَبُّكَ فَتَرْلَا sen de verildiği şeye razı olacaksın. Verildiği şeye razı olacaksın ha. Ya Rabbi bizi de Habib biz de sana aşık olmaya verilmek için bize aşık edin. Biz de istiyoruz ki seni çok sevelim. İbadetini güzel yapalım. İbadetini muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Seni güzel zikremizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Hadi bakmışsın. Evet devam ediyoruz şimdi. Evet yedik yediğim emsa'a. Habibine yaptığı iyilikleri Cenab-ı Hak koruyor. Ama evet yedik senin Rabbin seni yetim olarak bilmedi mi? Yetim mi yani? Ağla sana seni sığındırdı. Kime? Sığınacağı bir kişi sana işaret. Kimdir o? Deden Abdülmuttalip. Babanı aldım ama senin deden Abdülmuttalip'e teslim ettim. Abdülmuttalip'i aldım. Senin anneni bu talibe bıraktım, sana çok şefkatli ve hanımla muamele ediyordun. Kendi oğlanlar çok sana iyi muamele ediyordun. Öyle birisi sana da kısar etti. Kim diyor bunu? Allah diyor. Sonra Baba dedi ki Muallem Zahede. Allah-u Teala senin şeraftan talih uzak seni buldu. Sonra Zahede senin şerafta İslam'ın kanunlarına İslam hükümlerine seni kavuşturdu. Bu öncede ki ahiret de seni fakir buldu. Allah sonra seni fakirdir, yetimdir. Hiçbir şey yoktu. Seni Hatice ile evlenmeyi sana nasip etti. Hatice Aramız onu evlenmeyen tacarını tutuyor. Şirat yapıyordu, çarvanları var. Onun malları ile Cenab-ı Hak Peygamberimizin zengin etti. Sonra ganimet malları ile Efendimiz zengin eyledi. Öyle ki binlerce develer, yüzlerce develer hibe ediyordu, mahvediyordu Efendimiz Aleyhisselam. O derece rahat. Habibim evet, ve ahire, seni zengin. Yani Allah seni zengin etti. Bunun üzerine o zaman sen buna yetim karar verme. Ey Habib, sen de yetim olarak duydun. Sen nasıl yetimin ne olduğunu da biliyorsun. Yetime asla onu zelil kılma. Onun malına galebe çalma.
Onun malını çekmeye, çekmeye çalışma. Onun malını koru, muhafaza et. Ya Rabbi bizleri bizim malını gözünü çöksen koru muhafaza et. Bizim malını korumayan bizleri muhafak et. Sonra daha mücadele edeceğimiz de ya vermezsen de beraber. Bir de kapını dinleyiciler görecek şey. Ben göstereceğim onları. Vermezsen de beraber. Sahile gelince dinleyecek, kapıları dinleyecek. Hasta olup kovma. Ona ağır söz söyle. Varsa ver, yoksa yumuşak söz olur. Yumuşak söz olur. Keşke olsaydı da verseydi. Yok, göremiyorum. Her seni bir gördüm. Şimdi gene bir geldin, böyle hava estin mi? Allah bilir yoksa yumuşak söz olur. Nadir bir hal var ya. Yani, tabii bizim memleketimizde sadece bütün Yunanistan'da oluşan şey, bu İslam hizmeti, yani Benzan'da da öyleydi. İnsanların infakına, havar etmiştir. Yapan Allah sana infak eder. Şimdi kardeşlerim gidiyor, çocukları kurduğu kapıda. Olmaz. Varsa ne? Yoksa yumuşak sütü ne? Ha, öderiz değil mi? Korkma. Suratını asla çayını kahveri ikram et. Karnı asla karnı doyur, bize gönder. Yumuşak sütü güzel sütü ne? Asla, asla ağzından kötü sütü çıkmaz. Allah bize kaydır mı? وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِ Rabbin nimetlerine geriye Habibim, bunu ızhar. Yani Allah bana bunu ihsan etti, söyle. Bunu ihsan etti. Bana Allah peygamberin nimeti. Bana Allah işte böyle bir nimet ver. Bana böyle bir nimet ver. Bu nimetleri söyle. Tahti nimet oldu. Niye bir kendine söyleyeyim? Benim ona böyle dedim. O Mahmud. Dört büyük meselin kitapları ortadan kalksa noktasına vara kadar yazacak gücüm var. Bunu ben kendimiz ispatlamak için söylemiyorum. Ben bunu Allah'ın verdiği bir nimet için ızhar ediyorum oğlum bak. Allah'ın verdiği nimet için ızhar ediyorum. Ettehaddü bin ni'me şükür. Nimeti tehaddü, nimeti aşkar etmek şükür. Allah'ın şükrüne kullanmaya yarışmak. Evet. Vallahi Suresi İmnasında öğrenmiş olduk. Şimdi Ali Şerif'te okuyayım. Rıza-i Kırkiye'den de bir mektup atmam da bir şey okuyacağım. İnşallah ondan sonra serbest olacaksın. İnşallah. Ali Ömer radıyallahu ta'ala, o da annemiz önce Resulullah Efendimiz'e ibadet ediyor. Kullu şeyin fi kadâin ve kader. Hatta'l adlu vel keyf. Deniz Azem diyor ki, her bir şey Allah-u Teala'nın hükmüyledir. Allah'ın hüküm var. Kaderin Allah-u Teala'nın takdiriyledir. Mevla'nın takdiriyle olmaktadır her şey. Hatta ad duvar ki, güçsüzlük, verkeysü, takat, hatta diyor, hamakattır. Hamakattır diyorsun değil mi? Hamakattır. Ahmak diyor da, o manadadır. Sonra akıllılık. Ondan sonra çok akıl zeki olmak, gavi olmak, bunlar hepsi Mevla'nın takdiriyle. Aslan olarak takdiriyle farklı. Ya Rabbi, bizi kadaya kadaya kadere iman edenlerden ya Rabbi. Amin. İman edenlerden olmuşum, devam edenlerden de ya Rabbi. Bizi, bizde o genç tarihimiz var. Bayağı da okudum. Devam ediyoruz şimdi. Anem Hureyre
geldik. Yuhasibuna Rasulullah. Allah Resulü muhatap tutana muhasebe ediyorlar. Şimdi kader üstünde muhasebe ediyorlar. Kader üstünde mücadele ediyorlar. Allah üstünde mücadele ediyorlar. Diyorlar ki kader diye bir şey yok. İş yeni başlıyor ve Allah eşeğe gitmez. Eşeğe takdir de etmiyor. Ya öyle bir şey yok. Takdir de olmaz orada öyle bir şey yok. Bir şey yok. İnanmıyor. Cenab-ı Hak Peygamberimiz eşeğe cevap verdi. O müşriklere. Fezenet, fenezenet şu ayetleri okudu. Fenezenet. Yevmeyüz hamunu finna ala ucuyum zuhku mesezakar. Son tarafı lazım. Külle inna külle şeyin kadakına hamdü kadar. İnna muhakkakı bil. Tamam. Halakna külle şeyin halakna. Biz her şeyi yaratarız. Ama o şeyin olduğu halde bir kaderi. Allah-u Teala takdiriyle içki olduğu halde yaratır. Önceden takdir etti, o takdir edildiği halde olmuştu. Senin babam olacağın Mevla'nın ta ezelde takdir edildi. Yani dünya yaratılmadan önce söyleyeceksin. Yani senelerde söyleyecek. Bilmem kaç sene önce dünya yaratılmadan takdir edildi. O takdir edildiği halde Mevla'nın ilmi ezelidir. Mevla'nın ebedidir. Ezeli yani ebedi yok ki Mevla'nın. O zaman yani Mevla, Mevla'dır, Allah'tır. Her şey ezeli de ebedi de hepsi bizim şu anki diyeceğim. Nispetli olmaz ama yani anlaşılsın diye söylüyor. Şu anda beni görüyorsunuz. Yani bu da estağfurullah. Yani gene estağfurullah diyor sana. Bize anlaşılsın diyor. Ya Rabbi bizi anlayanlar da iyi. Amin. Eğer cevap için. Yine başka bir hadis-i şerifin sorusuna buyuruyor ki Kendemallahu bak makadir el-halaik makadir el-halaik. Cenab-ı Hak mahlukatların kaderini, miktarlarını melekleri yapmakla emretti. Kabli en yakuka semavat ve arzı. Yerleri ve gökleri yaratmadan önce ne kadar önce? Lihamsine elfe senedir. Bak, 50.000 sene. 50.000 sene. 50.000 sene önce yerler ve gökleri 50.000 sene önce. Bütün mahlukat hangi halde olacak? Onlara emretti. Böyle 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 onlar yazdı. O yazdığı halde Ali İbrahim yine Ali İbrahim İmran bin Hüseyin ondan rivayet ediyor. Kale. Kıyla. Soru da Efendimiz soracak. Ya Resulallah. E'ulim ehlü cenneti min ehlinden. Cennet ehli, cennetten ehlinden ayrı olarak dünyada dinleyebilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Öyle. Diyelim ya. Ha, cennet ehli yani öyle. Fakat Resulü ne yap? Kıyla. Soru da Efendimiz. Peki. Sen değil mi? Ya'murun amirun. Ameller hangi hırsı, amirler hangi hırsı amel ediyorlar ki bu cennetçi bu cennetlik diyecek. Nasıl? Nasıl diyeceğiz bunu? Mesela sen cevap veriyor ki küllün bu yasını mahvoluklar. Her bir kişi kendisi için yaratılmış bir şey yapıyorsa onu kolay yolu kolay geliyor. Ha. Mesela namaz kılmak işte bize çok kolay geliyor. Değil mi? Allah korusun. Ama oynamak bunu çok kolay. Diyor Allah, Allah bizi arttırsın inşallah. Ondan sonra oruçluk bize çok kolay geliyor. Ama bugün oruçluğundan çok geliyor. Değil mi bakıyorsun? Ondan sonra zina etmek bize çok, ama bize çok kolay geliyor. Allah Allah. Bu dair ol yapalım. Allah'ın hafifi neyle iman arasında. Ya Rabbi taat ve iman arasında sendir. Kendi yine bir küfür arasında kalacak. Ya Rabbi bize hasıplı, küfür, İsyan çirkin göster ya. Allah'ın uzak et. Bu kadar yeter. Hadi şimdi bir şey mektubatı duruyorum inşallah. Bu hafta erken salıyorum. Olsun. Bu hafta öyle olsun. Daha tatil gelir. Geçen hafta başladığım bir mektup vardı. Bu mektupla devam ediyoruz. Mektup şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alâ bu kemâli muhabbet. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem.
sevmenin doruk noktada kamil olmasının alameti nedir? Kemal Bud Adaki Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlarına buğzun, yani kinin kemal derecede olmasıdır. Allah Resulü Muhammed Mustafa'yı sevmenin kemali. Yani en son noktası nedir? Kemal buğz adayı Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın düşmanlarına buğzun kâmil olması. Peki bir şey soruyor. Ya da o kişiden Allah Resulü'ne düşman mı değil mi? Düşman sevmek olmaz. Seversek Allah Resulü sevmeyiz. Sevemeyiz. Allah Resulü hakkıyla sevmek için Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın düşmanlarına tam düşman. Allah bizi düşman olmaya mahvaz. Peki daha nedir kemali? وَظْهَرْ عَدَاوَةِ الْمُخَارِكِ شَرِعَةِ Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına muhalif olanlara düşmanlığı aşikar etmektir. Bu işte Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sevmenin kemal derecesidir. Allah bu kemal derecesini bize ihsan etsin. Devam ediyor. وَلَا سَب۪يرَ لِلْمُدَاهَرَةِ فِي الْمَحَبَّةِ Sevgide yazılım için bir sakatlık, bir yol yoktur. Sevgide yazılım, bu da hani yazılım demektir. Sürmek yoktur. Yani içi öyle değil ama öyle gösteriyor. Allah öyle olmaktan korusun bizi muhabbet ediyor. Yazılım için sevgide bir, efendim bir yol yoktur. Niçin? Beyden muhit ve var mı bir mahbub. Çünkü seven kişi sevgini derece sever. Öyle bir sever ki, onun aydınlığı değil mi? Beyden muhit ve muhit, varim, varim demek. Yani öyle bir aşka tutulmuş ki aşkından yani böyle şaşkına düşüyor, ağzından çıktı beni. Öyle bir aşk. Allah bizden öyle aşık etsin. Amin. Varim, varim, bin mahbub. Hain değil. O mahbub. Seven, sevgisi olan mahbuba tutkundur. Ona tutkunsa onun düşmanlarını sevemez. Ona tutkunsa onun böyle delicesine sevmiş, aşık olmuş da onun düşmanlarını sevemez. Allah bize düşmanlarını sevmek ve kurtulmaz. Amin. Diyor ki İmam Rabban Kadir Sazı buyuruyor. La yetliku muhalefetu. La yetliku muhalefetu. Evet, o seven kişi Allah'ın Resulü'nün muhalefetine güç getiremez. Ve la yemin ile muhalifin. O Allah Resulü'ne muhalif olanların o meyletmeye de güç getiremez. Meyletmeye. Değil. Onlara neyi de edemez? Böyle az onlar tarafına bakmaz. وَلَا اَنْجِنِينَ لَهُمْ وَجْنِيَ وُجُورُ Vecilerine hiç böylece onlara yumuşak yapamazsa tek 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 de var. Çünkü Allah Resulü Muhammed Mustafa'ya çoğunluyor. Ey kardeşim, ben size bir şey söyleyeyim bildiğini. وَلَا اَنْجِنِينَ مُحَبَّتُ الْمُتَبَعِينَ İki zıddın sevgisi toplanma. Allah Resulü bir tarafta düşmanları bir tarafta. Hem diyeceksin ki ben Allah Resulü'nü seviyorum, hem de düşmanları seviyorum diyeceksin. Bu iki sevgi, ikisi birbirine zıttır. İkisinden birisi olmuyor, biri olmayacaktır. İki zıt toplanma, düşmanları seviyorsa Allah Resulü'nü sevmiyorsun. Ne olur? Allah bize karşı mı alır? Amin. Eğer devam ediyoruz. وَلَكُ عَبْدُ مُحَبَّدُ مُتَبَعِينِ İki zıttı sevgisi toplanma. Beyne muhalif, yüzün arası diğerse muhalif. Ben muhabbetu ahadiyime, Allah'ın Resulü'nü sevmek, düşmanlarınız, yani sevmek, tezzet muadavetel ahari. Allah-u Teala, Peygamberi Muhammed Mustafa'nın, Muhammed Mustafa'nın düşmanlarına buzu gerektir, sevmemeyi gerektir, düşmanlığı gerektir. Yahudi'yi gidiyor sevmek, o yüzden Allah Muhammed Mustafa'ya düşmanlığı gerekir. Allah korkar mı? Aman ha, kalbi sevmez bırakma. Kalbini Mevla'yı sevmeye ve dostlarını sevmeye, kalbini sevmeye mecbur et. Mecbur. Ona onu mahkum et. Öyle bir mahkum et ki ondan asla yok. Artık öyle mahkum et. Mecbur mahkum et. Peki diyor, devam ediyor. Ey kardeşim diyor, yen bagi en yette en ben ette en buren geyle. Güzel bir düşünceyle düşünmek lazımdır.
Ben yetederken Mahmut Akap'ta çok büyük fırsatı. Ölüm gelmeden önce, fırsat geçmeden önce geçen şeyleri tedarik etmek lazımdır. Ne yapıp ne yapalım tövbe ederiz diyor İmam Rabbani. Feyinde o ila fatih bir fırsatı. Fırsat geçer, ölüm gelirse la yaktı bir şey kudayı nezam edin. Pişmanlıktan başka bir şey hatır olacak değildir. Ey kardeşim, ben dediklerimi sen anlamıyorsun. Anlamıyorsun da mümkün değil o ki. Fahiyyine sohbe tebdu kentneher. Hakikatü men heveyt olsun falan. Hine sırrı sabah vaktinde. Tebdu aşker olacak sana. Kendin gündüz gibi aşker olacak ha. Ne? Hakikatü heveyt olsun falan. Karanlıkta sevdiği şey gündüzde nedir sana aşker olacak. Ama karanlık çıkmadan. Efendim ayılda. Onun doğruluğunu bil ondan kalk. Allah Allah. Yine başka bir beyinde buyuruyor. Sonra tera ilen ceber kumar. Sen diyor bileceksin, göreceksin, göreceksin. Kork, kuman, kurduğundan kalktığı vakitte tarafı tahteke kumar. Altında eşek midir, altında olduğunu bileceksin. Sen de önce altında at var ama eşek olduğunu da bileceksin. Allah bizleri eşeğe bindiğimiz hani atı bir şey görmekte kendimizi korusun Muhammed Aleyhi. Yani eşeğe bindiğimiz peki yere gidiyoruz. Allah bizleri büyüklerin anladığı şekli anlamaya bizleri Rabbim muhafaza etsin. Ben seni kabul sallam. Yani 85 yaşına kadar 85 yaşından sonra yani 81 yaşından sonra kadar senin nasihattan dönüş şekli. Ama o zamana kadar şu gibi nasihattan dönüş şekli. Allah onun ömrünü uzun etsin. Amin. Onun her bir nefesinde Cenab-ı Hak bütün dostlar vereceği makamına ihsan etsin. Amin. Bir anda bütün dostlar vereceği makamına ihsan etsin. Bir nefes için. Versin. O kadar bize büyük şey verir. O Yahudi ve Hristiyanlar düşmanlığı çok kalbimize koydu. Ayetlerimizi çok okudu. Hacilerimizi çok okudu. Bize kıyafet olarak sarık, cübbe ve şanlar giymeyi, ihsan giymeyi bize öğretti. Kadınlarımızı çarşaf giymeyi öğretti. Bak, şalvar, cübbe giymek Müslüman kıyafetidir. Öbürleri ise o söylemi diye söylüyor. Öbürleri kıyafetidir. Senin peygamberin Muhammed Mustafa'dır. Sen bu sevdiği kıyafette ol. Senin bir düşmanın varsa, bir de dostun varsa, dostun üzerinde, düşman elbisesi olsa rahat eder misin derdin. Hayır. Peygamberin Muhammed Mustafa senin bir dostundur. Onun düşman sende olursa Muhammed Mustafa'nın sevgisi azalır. Allah senin dostundur. Onun düşman hali sende olursa Allah sana karşı olmak için düşünme. Allah bizleri büyüklerin anlayacağı anlaya muhabbet etsin. Amin. Şimdi kısa bir dua edelim.